Obezite çağın rahatsızlığı, bir de evdeki bütün çocuklar genetik obez olunca tablo biraz daha vahim olabiliyor. Şimdi sizleri tanıştıracağımız ailede olduğu gibi. Çocukların yaşları 11, 12 ve 15 ama ağırlıklarının toplamı 350 kilonun üzerinde. Bunlara iyi bak, daha göremeyeceksiniz. Neden? Kilo vereceğim çünkü. Mutfağa giriyorum ama sadece su içmek için. Tek kardeşle karşılaştım ama böyle üç kardeşin üçü de aynı anda karşılaşmadım. Doktorlar şaşırmakta haksız sayılmaz çünkü evdeki bütün çocuklar obezitenin pençesinde. Rabia Duran 15 yaşındayım, 103 kiloyum. Samet Duran 11 yaşındayım, 145 kiloyum. Rana Duran 12 yaşındayım, 106 kiloyum. Samet daha 11 yaşında ama tam 151 kiloydu. Midesine balon takıldı ve bir hafta süre içinde 4-5 kilo verdi. Tabii kilosu da düştü, porsiyonları da düştü. Şimdi kendisine soracağız bakalım yeni porsiyonlarına alışabildi mi Samet? Nasıl gidiyor Samet? İyi gidiyor. Biraz daha iyiyim. Kilo verdim. Kardeşlerden en küçüğü, aynı zamanda en kilolusu Samet sıkı bir tedaviye başladı. Midesine balon takıldı. Yemeklerin yanından bile geçemez oldu. Şimdi azar azar yemeye başladım. Eskiden iki tabak yiyordum oturdum mu? Şimdi az yiyorum, yarım porsiyon. Eskiden olsa Samet buradaki sarmaları, baklavaları bir çırpıda mideye indirirdi ama şimdilerde uzaktan bakmakla yetiniyor. Çünkü ideal kilosuna ulaşabilmenin tek yolu düzenli, prensipli bir diyetten geçiyor. Ailede genetik obezite var. Yaşları daha çok küçük ancak kilolarıyla daha şimdiden mücadeleye başladılar. Koşamıyorum, oynayamıyorum. Bir de arkadaşlarımla oynarken onları izliyorum uzaktan. Samet'in 12 ve 15 yaşında iki de ablası var. Onlar da fazla kilolarıyla mücadele etmeye hazırlanıyorlar. En çok sevdiğin yemek neydi? Pizza. Kaç pizza yerdin bir oturuşta? Annemler izin verse iki pizza ama izin vermedikleri için bir. Uyarıyoruz genelde. İzin vermiyoruz. Onun iyiliği için tabii ki. O da artık anlıyor. Bize yardımcı oluyor bu konuda. İdeal kilosu 50 kilo. Çok zor gibi görünüyor ama kendi isterse, biz destek verirsek, ailesi destek verirse, psikolojik destekle, diyetisyen desteğiyle bir de balonun sayesinde biz bunu yapacağız inşallah. İlk başta biraz korktu. Ben hiç hamburger yiyemeyecek miyim artık diye sordu. Ama onun da zamanı gelecek. Şu an sıvı dönem uyguluyor. Doktorlara göre de ameliyat son çare. Diyet, spor ve çok şartsa balon yöntemi. Gerisi moral ve destek. Normalde diyette olmasan bunların hepsini yer miydin? Evet.